Merhabalar arkadaşlar. ELİS yayınlarından 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 65. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. F eksi 1, 5 aralığından reel sayılara tanımlı olmak üzere f x eşittir eksi x kare artı 6 x eksi 4 fonksiyonun alabileceği en küçük değer kaçtır? Bunu artık tek yolla çözelim. Önceki testteki sorulara benziyor. Önce uç noktaların değerlerine bakalım. F eksi 1, x'lerin eksi 1 yazıyoruz. Buradan ne geliyor? Eksi 1, eksi 6, eksi 4, eksi 11 geliyor. Bir de F5'e bakalım. Eksi 5'in karesi artı 6 çarpı 5, eksi 4. Yani eksi 25 artı 30, eksi 4. Buradan da ne gelir? 1 gelir. Şimdi bir de neye bakacağız arkadaşlar? Tepe noktasının apsisine. R, eksi B bölü 2A'dan eksi 6 bölü eksi 2'den 3 olur. Bu aralıkta mı? Evet, bu aralıkta. Buna bakalım. Gerçi bu kollar aşağı doğru olacağı için en büyük değeri verecektir ama yine de bakalım. F3 eksi 9 artı 18 eksi 4. Buradan ne gelir? 5 gelir arkadaşlar. Şimdi bu değerlere baktığımızda bakın biri eksi 11 geldi. Biri 2 gel 1 geldi. Diğeri de 5 geldi. Bunların en küçüğü hangisi? Eksi 11. O halde cevabımız Bursa. 2'deyiz. F, R'den E'ye tanımlı olmak üzere. Fx eşittir Ax kare artı B. İkinci dereceden Fx fonksiyonunun görüntü kümesi pozitif gerçek sayı içermemektedir. A ve B tam sayı olduğuna göre A artı B toplamı en çok kaçtır? Şimdi eksenleri çizdik. Şimdi kollar yukarı doğru bir parabol. Tepe noktası isterse bayağı bir aşağıda olsun yani. Bunun pozitif değer almama şansı var mı? Yok. Kollar yukarı doğruysa ve tanım aralığı sınırlı değilse ki sınırlı değil, tüm reel sayılar diyor. Bu mutlaka x ekseninin üstüne taşacaktır. Pozitif değer alacaktır. O halde ne olmalı? Pozitif değerler alamıyorsa kollar aşağı doğru olmalı arkadaşlar. Kolların aşağı doğru olması için de a'nın ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Ve ben AB tam sayısının toplamının büyük değer almasını istiyorum. O halde a'ya daha küçük negatif değerler değil de eksi 1'i vermek istiyorum. Toplamın büyük olması için. A eksi 1 olduğunda fonksiyon ne olur? Fx eşittir. Eksi x kare artı b olur. Şimdi düşünsenize b 0 olsa. B 0 olsa. Fx eşittir x karenin grafiği tepe noktası orijin olan kollar aşağı doğru bir grafik olur. Bunun hiçbir pozitif değeri yoktur. Sıfır değerini alır. Sıfır zaten pozitif değil. Ve negatif tüm reel sayılar alır. Şimdi ben B'yi arkadaşlar sıfır almasam B'yi sıfır aldık burada. B'yi sıfır almasam pozitif bir sayı alsam hani toplamın büyük olmasını istiyorum ya bir alsam bu sefer grafiği biz bir birim yukarı ötelemiş oluruz. Ve pozitif değerler almış olur. Bu eksi x kare artı birin grafiği bu da eksi x karenin grafiği. Daha büyük seçemeyeceğime göre B'yi 0 almak burada toplamı büyük yapacaktır. Yani A eksi 1, B 0 topladığımız zaman toplamları eksi 1 olur. Cevap Bursa olur. 3'teyiz. F 3M artı 1, 2 aralığından reel sayılara tanımlı olmak üzere. Fx eşittir. X kare eksi 2, x eksi 7 fonksiyonun görüntü kümesi. Eksi 8, eksi 4 aralığı olduğuna göre M kaçtır? Şimdi bir kere bunun en küçük değeri tepe noktasından gelir. Kollar yukarı doğru olduğu için tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a yaptığımızda 2 bölü 2'den 1 yapar ki 1 bu aralıktadır. Yani zaten 2'den hemen önceki sayı. Bura 1 olsa bile bu aralıkta olmuş oluyor. O halde fonksiyonda x yerine 1 yazdığımızda 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 7'den ne geliyor arkadaşlar? Eksi 8 geliyor. İşte bu alt sınır, görüntü kümesinin alt sınırı tepe noktasından geliyor. Üst sınır da uç noktalardan gelecek. Ya 2'den gelecek ya 3m artı 1'den gelecek. Bunun için şöyle yapalım. Hani biz eksi 4'ü veren x'i arıyoruz ya. O yüzden bu işlemin sonucunu x kare eksi 2 x eksi 7'yi eksi 4'e eşitleyelim. Eksi 4'ü sol tarafa atarsak x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0 olur. Çarpanlarını ayırırsak eksi 3'e 1. Yani x eksi 3 çarpı x artı 1 olur. Buradan gelecek x değerlerinden biri 3. Diğeri eksi 1'dir. Yani arkadaşlar f'te 3 de eksi 4 oluyor. F'te 3 de
eksi 4 oluyor. F de eksi 1 de eksi 4 oluyor. Yani bura ya 3 olacak ya eksi 1 olacak. 3 olamayacağına göre çünkü 2'nin solunda bura ne olmalı? Eksi 1 olmalı. 3m artı 1 eksi 1 ise 3m eksi 2'dir. M eksi 2 bölü 3'tür. Yani cevabımız burası olur. 4'teyiz. F eksi 2 3 aralığından reel sayılara tanımlamak üzere. Fx eşittir x kare x 4 x artı 10. Fonksiyonun en küçük değeri a ve en büyük değeri b olduğuna göre a artı b kaçtır? Tepe noktasına bakalım. Eksi b bölü 2 a'dan ne geliyor tepe noktasının apsisi? 4 bölü 2'den 2 geliyor. Bu aralıkta mı? Evet, bu aralıkta. O zaman f2 bize en küçük değeri verecektir. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 10'dan ne yapar? 4 eksi 8'den eksi 4 ne yapıyor? 6 yapıyor. Bu en küçük değer. Dolayısıyla a eşittir 6. Bunu en büyük değerinde şöyle çözelim arkadaşlar. Bunun kolları yukarı doğru olduğu için tepe noktası yani simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu tepe noktasından ne kadar uzaklaşırsan o kadar büyük değer alırsın. Eksi 2 mi daha uzak, 3 mü daha uzak? 3 hemen bir birim sağında, eksi 2 ise 4 birim uzağında. Hangisi daha uzak? Eksi 2. O zaman eksi 2 için biz daha büyük bir değer buluruz arkadaşlar. O halde 3 ile zaman kaybetmeyelim. Direkt f eksi 2'yi bulalım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı eksi 2 artı 8. Artı 10 ne yapar? 22 yapar. Bu da en büyük değerdir. Yani b eşittir 22'dir. A ile b'nin toplamı 28 yapar. Cevap Denizli olur. 5. sorudayız. F, R'den R'ye tanımlı olmak üzere. Y eşittir 2x kare eksi k artı 2x artı 2k artı 1 fonksiyonun görüntü kümesindeki en küçük eleman 3 olduğuna göre k'nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Bakın tanım kümesinde herhangi bir sınırlama yok. Ve baş katsayımız pozitif. O halde bu kollar yukarı doğru olduğu için en küçük değer tepe noktasından geldiği yani tepe noktasının ordinatı apsisini bilmiyoruz ama kesinlikle 3'tür. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Başka çünkü bilgi yok. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan k artı 2 bölü 4'tür. Bunu ben fonksiyonda yerine yazdığımda sonuç 3 olmalı. Yani 3 eşittir y yerine 3 yazıyorum. X yerine de k artı 2 bölü 4 yazıyorum. Biraz işlemler uzun olacak. Artı 2k artı 1. Şimdi işlemlerimizi yapalım. K artı 2'nin karesini açmayalım. K artı 2'nin karesi olarak kalsın. 4'ün karesi 16. 2 ile sadeleştirdiğimizde 8 olur. K artı 2 çarpı k artı 2 yine k artı 2'nin karesi. Paydamız 4. Burada zaten bir işlem yapmadık. Sonuçta 3. Şimdi tüm ifadelerin paydasını 8 yapalım ve paydaları silelim. Bunun da paydasını 8 yapalım. Bunu 2 ile genişleteceğiz. Burayı da 8 ile genişleteceğiz. Bu durumda ne olur? 3 kere 8 24. Paydayı sildim. K artı 2'nin karesi. Eksi 2 tane K artı 2'nin karesi. Artı 16 K artı 16. Şimdi bir tane K'nın karesinden eksi 2 tane K'nın karesini çıkarırsak eksi K'nın K artı 2'nin karesi kalır. 1 eksi 2'den eksi 1 geliyor yani. Şimdi açalım. 16'yı diğer tarafa atabiliriz. 16, 24 eksi 16'dan 8 yapar. K artı 2'nin karesi, önde eksi var. K'nın karesi artı 4K artı 4'tür. Yanında da 16K var. Eksiyi dağıtırsam eksi K'nın karesi eksi 4K eksi 4 artı 16K yapar. Yani eksi K'nın karesi artı 12K eksi 4 yapar. Hepsini solda toparlayalım. K'nın karesi eksi 12K artı 12 olur. Eşittir 0. Şimdi bana K'nın alabileceği farklı değerler toplamı soruluyor. Bu ikinci dereceden K'ya bağlı bir denklem. Bunun kökleri K'lar olacak. K'nın alabileceği değerleri bu denklemin kökler toplamı olacak. Kökler toplamı eksi B bölü A ile bulunuyordu. B eksi 12 eksi B artı 12 olur. A da 1. Dolayısıyla cevabımız artı 12 olur. Cevap Edirne olur.
Altıncı sorudayız. F, R'den R'ye tanımlı olmak üzere f(x)'tir. ax küp eksi 2x küp artı x kare artı ax artı 3 fonksiyonun grafiği aşağıda çizilmiştir. Buna göre f(x) fonksiyonun görüntü kümesindeki birbirinden farklı iki tam sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi grafiğin parabol olduğunu görüyoruz. Parabol ikinci dereceden fonksiyonların grafikleridir. Ama burada x küpler görüyoruz. Bu x küplerin olmaması lazım. Yani ax küp eksi 2x küp 0 olmalı. Dolayısıyla a ne olmalı? 2 olmalı. A yerine 2 yazıyorum ve kuralı düzenliyorum. X kare artı 2x artı 3. Şimdi ben görüntü kümesindeki en küçük iki tam sayıyı arıyorum. Görüntü kümesinde arkadaşlar düşeyde taramış olduğu yere bakıyorduk. Minimum tepe noktasının ordinatı olmuş olacak arkadaşlar. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2 a'dan zaten eksi 1 burada da verilmiş. Fonksiyonda x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi artı 1. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 3'ten ne geliyor? 2 geliyor. Demek ki b 2'ymiş. O halde görüntü kümesi 2 sonsuzdur. 2 dahil olmak üzere. Bu aralıktaki en küçük iki tam sayı 2 ve 3'tür. Topladığımız zaman toplamları en az 5 olur cevap adına. 7'deyiz. F, R'den E'ye tanımlı olmak üzere f(x)x eksi b'nin karesi artı 7 fonksiyonun görüntü kümesinde bulunan birbirinden farklı iki tam sayının toplamı en az kaç? Arkadaşlar, kuralı şuraya bir aktarayım. Bu tam kare formatında verilmiş. Tam kare formatında verildiğinde a çarpı x eksi r'nin karesi artı k gibi düşündüğümüzde bu sabit sayımız tepe noktasının ordinatı ve başka sayımız pozitif olduğu için tepe noktasının ordinatı hani 7, B'ye 7 apsiste. Ordinat en küçük değerdir. Görüntü kümesinin en küçük elemandır. Yani görüntü kümesi 7 sonsuz aralığıdır. O halde buradaki en küçük iki tam sayı 7 ve 8 olduğu için toplamları en az 15'tir. Cevap Ceyhan olur. 8. sorudayız. F, R'den R'ye tanımlı olmak üzere f(x) eşittir x kare eksi 8x artı a fonksiyonun görüntü kümesindeki en küçük eleman 4 olduğuna göre a kaçtır? Bu kolları yukarı doğru olan bir parabol. Dolayısıyla tepe noktasının ordinatı en küçük değerde. Demek ki ordinatımız 4'müş. Apsisimiz ne? Eksi b bölü 2 a'dan. O da 4. Yani 4'e 4 noktası bunun üzerinde. O zaman yerine yazıyoruz. A'yı buluyoruz. Y yerine 4 yazdım. X yerine 4 yazdım. 16 eksi 32'den eksi 16. Eksi 16'yı diğer tarafa attık. Artı 16. Yani A eşittir 20 cevap Denizli. 9'dayız. Aşağıda denklemi verilen parabollerden hangisinin tepe noktası y eşittir 1 doğrusu üzerinde değildir? Y eşittir 1 doğrusunun özelliği ne arkadaşlar? Bunun üzerinde almış olduğunuz tüm noktaların ordinatları 1'dir. Yani diyor ki hangisinin tepe noktasının ordinatı 1 değildir? Bakın A seçeneğinde tam kare şeklinde verilmiş. Buradaki sabit sayı tepe noktasının ordinatıdır. 1'dir olur. Yine tam kare şeklinde verilmiş. Tepe noktasının ordinatı 1'dir olur. Yine tam kare şeklinde verilmiş. X eksi r kare artı k şeklinde bu da olur. Bu tam kare şeklinde verilmiş diye düşünebilirsiniz. Çünkü x kareyi x eksi 0'ın karesi gibi düşünün. Aynı aslında. Dolayısıyla bunda tepe noktasının ordinatı 1'dir arkadaşlar. Şimdi buna baktığınız zaman tam kare şeklinde verilmemiş. Yani x kare var bir de x diterim var. Bunun tepe noktasına bakmalıyız. R'si eksi b bölü 2 a'dan 4 bölü 2'den 2'dir. K'sı x'e 2 yazdığım zaman 4 eksi 8 artı 1'den ne yapıyor? Eksi 3 yapıyor. Tepe noktasının ordinatı 1 olmadığı için bu y eşittir 1 doğrusu üzerinde olmaz. 10. sorudayız. İki tane parabol verilmiş arkadaşlar. Bu parabollerin tepe noktaları arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre diyor. Tam kare şeklinde verilmiş fakat şu birinci de m eksi x demiş. Normalde tam kare formatında ne oluyor? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k oluyor. Yani x'ten bir sayı çıkarılması gerekiyor. İyi de ben bunu eksiyle çarpmamda bir mahsur yok çünkü kuvvet çift. Yani ben bunu r eksi x de yapabilirim. R eksi x'in karesi artı k ya eşit olur yani bu ifa. Bu ikisi aynı olur. O halde tepe noktasının apsisine ben direkt hani burada nasıl ki R diyorsam burada da direkt M diyebilirim. Ordinat zaten dışarıdaki sabit sayı yani ne? Bu T1 olsun.
Diğerinin tepe noktası x eksi r, yani şuradaki sayının eksilisini almamız gerektiği için eksi n'dir. Sabit sayımız değil mi? Bu iki nokta arası uzaklık t1, t2 arası uzaklık neymiş? Arkadaşlar 6'ymış. İki nokta arası uzaklığı analitik düzlemde nasıl buluyoruz? Apsisler farkını alıyoruz. M eksi eksi n'den m artı n olur. Bunun karesi. Ordinatlar farkını alıyoruz. N eksi m'nin karesi. Bunun karekökü bize iki nokta arası uzaklığı veriyordu. Bu ifadenin karekökü 6 ise bu ifade 36'ya eşittir. Her iki tarafın karesini alıyorum yani ve kareleri açıyorum. M artı n'nin karesi m kare artı 2 mn artı n karedir. N eksi m'nin karesi n kare eksi 2 mn artı m karedir. Bu ne olmalı? 36 olmalı. Bakın burada eksi 2 mn artı 2 mn gider. M kare m kare 2 tane m kare. N kare n kare 2 tane n kare. Yani iki parantezinde m kare artı n kare 36 ise m kare artı n kare nedir? 18'dir. Cevap Bursa. 11'deyiz. F eksi 2, 2 aralığından R sayılara tanımlı olmak üzere f(x) eşittir eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların apsisleri eksi 1 ve 1'dir. X eksenini kestiği noktaları nasıl buluyoruz? Fonksiyonu 0 eşitliyoruz. 0 eşittir eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 1. Her bir çarpanı 0 eşitlediğimde x ya eksi 3'tür ya da 1'dir arkadaşlar. Yani kestiği noktalar eksi 3 ve 1 olur. Fakat şöyle bir sorun da var. Tanım aralığı eksi 2, 2 olduğu için eksi 3 bu aralıkta olmadığı için sadece bir noktasında keser. Burada kesmez. Yani birinci ifade yanlış arkadaşlar. Eksi 3 dese bile yanlış. İkinci ifadeye bakıyoruz. F fonksiyonun grafiği x eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetriktir. Simetrikliği nasıl buluyoruz? Tepe noktasının apsisinden buluyoruz. Ya da x eksenini kestiği noktalar tepe noktasına göre simetrik olduğu için x eksenini kestiği noktalar eksi 3 ve 1'i toplayıp 2'ye böldüğünüzde size simetri eksenini verir. İşte x eşittir eksi 1 doğrusu. Fakat şöyle bir sorun var. Bu grafik, bu fonksiyon tüm reel sayılara tanımlı değil. Buna bakmamız lazım. Şimdi tüm reel sayılara tanımlı olsa zaten simetriklikte sıkıntı yok. X eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetrik olacak. Ama bakın tanım aralığının alt sınırı eksi 2'den başlıyor. Yani eksi 1'den bir birim önce buradan başlıyor ve 2'de bitiyor. 2 nerede kalıyor arkadaşlar? Bundan 3 birim uzakta kalıyor. Bunun görüntüsü daha yukarıda olacaktır. Yani grafik şu parçadan ibaret olduğu için ve bu parça tepe noktasına göre simetrik bir parça oluşturmadığı için fonksiyonun grafiği simetrik olmuyor arkadaşlar. Bu ifade yanlış oluyor yani. Geldik 3'e. F fonksiyonun en küçük değeri eksi 10'dur. En küçük değer nereden gelecek? Tepe noktasının apsisinden gelmeyecek mi? Değil mi? O zaman ne yazmalıyız? X yerine eksi 1. Ha burada ama arkadaşlar başka sayımız negatif. Yani ters yazmamız gerekiyor. Bunu ters çizmemiz gerekiyor. Onu yanlış çizdik. Onu hemen düzeltelim. Yani diğer seçeneklerde bir yanlışımız çıkmıyor ama sonucu da yanlışımız çıkar. Kolların aşağı doğru olduğunu düşünün. Aynı mantık. Simetri eksen x eşittir eksi 1. İşte eksi 2 bir birim solunda ama 2 3 birim sağında. Bu artı 3. Bu eksi 1. Dolayısıyla buradaki görüntümüz daha yukarıdayken buradaki görüntümüz daha aşağıda olacak ve simetrik bir grafik olmayacak. Şimdi biz en küçük değeri bulacağız. En küçük değer arkadaşlar bakın çizdiğimizde daha iyi anlaşılıyor. En küçük değer kimden gelir? Tepe noktasına en uzak olan 2'den gelir. Çünkü kollar aşağı doğru olduğu için tepe noktasından uzaklaştıkça daha küçük değer bulursunuz. O halde x yerine ne yazmalıyız? 2 yazmalıyız. X eksenine 2 yazıyorum. F2 eksi 2 çarpı 2 artı 3'ten 5 2 eksi 1'den 1. Yani ne geliyor? Eksi 10 geliyor. O halde bu ifade doğru. Yani cevap yalnız 3.